Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf LGS matematik kareköklü ifadeler konusunun 3. kazanımının konu anlatımı ile beraberiz. Kareköklü ifadelerin farklı gösterimleriyle başlayalım. Kareköklü bir ifadeyi a karekök b şeklinde yazarken karekök içindeki sayı çarpanlarından biri tam kare olan iki sayının çarpımı olarak yazılır ve tam kare olan sayının karekök alınarak karekökün önüne çarpan olarak yazılır. A sıfırdan büyük olmak üzere karekök içinde A kare B ifadesinde buradaki A kare sayısı tam kare bir sayıdır. Kökün dışına çıkarken bu 2 gider ve kökün önüne A olarak yazılır. B tam kare bir sayı olmadığı için kökün içinde kalır. A kök B olarak ifade edilir. Buradaki A kare köklü ifadenin kat sayısı olarak da ifade edilebilir. Kare kök 45 sayısı a kök b şeklinde yazılırken aşağıdaki işlemler yapılır. Kare kök 45 sayısını a kök b şeklinde yazarken 45'in çarpanlarını bulamazsak asal çarpanlarını ayırıp bu ifadeyi a kök b şeklinde yazabiliriz. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra sağdaki bulunan her iki tane asal sayıdan birisi kökün dışına çıkar. Tek olarak kalanlar da kökün içinde yazılır. Dolayısıyla karekök 45, 3 kök 5 olarak ifade edilir. Mesela karekök 96. 96'ını çarpanlar aklımıza gelmedi. Hemen asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye bölelim. 48. 2'ye bölelim. 24. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 3 3'e bölelim 1 2 tane 2 1 tane 2 2 tane 2 1 tane 2 olarak çıktı kökün dışına Tek kalan 2 ve 3 Kökün içine yazıldı 2 kere 2 4 Kat sayımız 4 Kökün içindeki sayılarda 2 çarpı 3'ten Kök 6 Yani karekök 96 4 kök alt olarak bulunur. Bir not ile devam edelim. Kareköklü bir ifade a karekök b şeklinde yazılırken a ile b doğal sayıları birden fazla değer alabilir. Eğer karekökün içindeki sayının tam kare çarpanları birden fazla ise a ile b doğal sayıları birden fazla değer alabilir. Örneğin karekök 128'de 128'in tam kare çarpanlarından birisi 4'tür. 4 çarpı 32'de 4 Kare kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 karekök 32 olarak yazılır. 128'in diğer tam kare çarpanı 16'dır. 16 çarpı 8'de 16 kökün dışına 4 olarak çıkar. 8 kökün içinde karekök 8 olarak kalır. Yani 4 kök 8 olarak bulunur. 128'in diğer tam kare çarpanı 64'tür. 64 çarpı 2 de 64 kare kökün dışına 8 olarak çıkar. 2 kare kökün içinde kalır. Yani kare kök 128 8 kök 2 olarak yazılabilir. Örneğin kare kök 180 sayısında 180'in tam kare çarpanlarını kullanarak a kök b şeklinde birden fazla şekilde yazabiliriz. 1 çarpı 180 1 kökün dışına 1 olarak çıkar. 1 kök 180 olarak yazılabilir. 4 çarpı 45 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kare kök 45 olarak yazılabilir. 4'ten sonraki tam kare çarpanı 9'dur. 9 çarpı 20 9 kare kökün dışına 3 olarak çıkar. 3 kare kök 20 olarak yazılabilir. 9'dan sonraki tam kare çarpanı 36'dır. 36 çarpı 5 36 kökün dışına 6 olarak çıkar. 6 karekök 5 olarak yazılır. Dolayısıyla karekök 180 sayısı 4 farklı şekilde A kök B şeklinde yazılmış olur. Örneklerle devam edelim. Burada verilen kareköklü ifadelerde karekökün içindeki sayıların tam kare çarpanlarını kullanarak A kök B şeklinde yazalım. Karekök 8'de 8'in tam kare çarpanı 4 çarpı 2'dir. 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 2 olarak yazılır. Karekök 12'de 12'nin tam kare çarpanı 4'tür. 4 çarpı 3'te 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 3 olarak bulunur. Karekök 40'da 40'ın tam kare çarpanı 4'tür. 4 çarpı 10'da 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kare kök 10 olarak yazılır. Kare kök 50'de 50'nin tam kare çarpanı 25'tir. 25 çarpı 2'de 25 kare kökün dışına 5 olarak çıkar. 5 kare kök 2 olarak yazılır. Kare kök 24'te 24'ün tam kare çarpanı 4'tür. 4 çarpı da 4 kare kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 6 olarak yazılır. Kare kök 80'de 80'in tam kare çarpanı 16'dır. 16 çarpı 5 16 karekökün dışında 4 olarak çıkar. 4 karekök 5 olarak yazılır. Karekök 28'de 28'in tam kare çarpanı 4'tür. 4 çarpı 7'de de 4 karekökün dışında 2 olarak çıkar. 2 karekök 7 olarak yazılır. Karekök 96'da 96'nın tam kare çarpanı 16'dır. 16 çarpı 6'da 16 karekökün dışında 4 olarak çıkar. 4 karekök 6 olarak yazılır karekök 200'de 200'ün tam kare çarpanı 100'dür 100 çarpı 2'den 100 karekökün dışına 10 olarak çıkar 10 karekök 2'dir karekök 75'te 75'in tam kare çarpanı 25'tir 25 çarpı 3 olarak yazılır 25 karekökün dışına 5 olarak çıkar 5 karekök 3 olarak bulunur. karekök 160'da, 160'ın tam kare çarpanı 16'dır 16 çarpı 10'da 16 karekökün dışında 4 olarak çıkar 4 karekök 10 olarak yazılır karekök kök 125'te 125'in tam kare çarpanı 25'tir 25 çarpı 5'ten 25 karekökün dışında 5 olarak çıkar 5 karekök 5 olarak bulunur karekök 108'de 108'in tam kare çarpanı 36'dır 36 çarpı 3'te 36 karekökün dışına 6 olarak çıkar. 6 karekök 3 olarak yazılır. Karekök 147'de 147'nin tam kare çarpanı 49'dur. 49 çarpı 3'ten 49 karekökün dışına 7 olarak çıkar. 7 karekök 3 olarak yazılır. Karekök 288'de 288'in tam kare çarpanı 144'dür. 144 çarpı 2'den 144 karekökün dışına 12 olarak çıkar. 12 karekök 2'dir. Karekök 150'de 150'nin tam kare çarpanı 25'tir. 25 çarpı alttan 25 karekökün dışına 5 olarak çıkar. 5 karekök 6 olarak yazılır. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıdaki kareköklü ifadeleri a karekök b şeklinde yazınız. Burada üstlü ifadelerin karekökleri var. Üstlü ifadelerin kareköklerini alırken kuvvet çiftse kuvvetin yarısı alınarak karekökün dışına çıkarılıyordu. Ama burada kuvvetler tek. Dolayısıyla burada yapacağımız şey ilk önce üstü ifadeyi kuvvetlerinden birisi çift olacak şekilde iki tane sayının çarpımı şeklinde yazmak. Karekök 5 üssü 3'te 5 üssü 3'ü 5 üssü 2 çarpı 5 üssü 1 olarak ayırabiliriz. Karekök 5 üssü 2 kuvveti çift olduğu için kuvvetin yarısı alınarak kökün dışına çıkar. Yani 5 olarak dışarıya çıkar. 5 üssü 1 tam kare sayı olmadığı için kökün içinde kalır. 5 kök 5 olarak yazılır. Karekök 3 üstü 7'yi 3 üssü 6 çarpı 3 üssü 1 olarak parçalayabiliriz. 3 üssü 6 kuvveti çift olduğu için kuvvetin yarısı alınır dışarıya çıkar. Yani 3 üssü 3 olarak çıkar. 3 üssü 1 kökün içinde kalır. Karekök 3 olarak yazılır. Karekök 2 üssü 9'u 2 üssü 8 çarpı 2 üssü 1 olarak parçalayabiliriz. 2 üssü 8 kuvvet çift olduğu için kuvvetin yarısı alınarak karekökün dışına çıkar. Yani 2 üssü 4 olur. 2 üssü 1 2'ye eşittir. Karekök 2 olarak içeride kalır. Karekök 9 çarpı x kare çarpı y de 9 kare kökün dışına 3 olarak çıkar. Çünkü tam kare bir sayı. x kare kuvveti çift olduğu için tam kare bir sayı ve dışarıya karesini bırakarak çıkar. x olarak kalır. y kuvveti 1 olduğu için kare kökün içinde kalır. Kare kök y olarak yazılır. Kare kök içinde 8 çarpı x üssü 5 çarpı y kare ifadesi. 8 a kök b şeklinde yazdığımızda 4 çarpı 2'den 2 kare kök 2 olarak yazılır. x üssü 5'i x üssü 4 çarpı x üssü 1 olarak ayırabiliriz. y kare kuvveti çift olduğu için kuvvetin yarısı alınır. y olarak dışarıya çıkar. İfadeyi düzenlediğimizde 2 x üssü 4 dışarıya x kare olarak çıkar. y çarpı kökün içinde bir burada 2 var, bir de burada x var. x y olarak yazılır. Karekök içinde 6 üssü 3 çarpı x üssü 11 çarpı y üssü 9 ifadesinde 6 üssü 3 6'nın karesi çarpı 6 üssü 1 olarak yazılır. x üssü 11 x üssü 10 çarpı x üssü 1 olarak yazılır. y üssü 9'u y üssü 8 çarpı y üssü 1 olarak yazarız. 6 üssü 2 kökün dışına kuvvetin yarısı alınarak çıkar yani 6 olarak çıkar. x üssü 10 kuvvetin yarısı alındığında x üssü 5 olarak çıkar. y üssü 8 kuvvetin yarısı alındığında y üssü 4 olarak çıkar. Kökün içinde 6 çarpı x çarpı y yazılır yani 6xy olarak yazılır. Bir diğer kuralla devam edelim. A karekök b şeklinde yazılan bir ifadenin kat karekök içine alırken kat sayının karesi alınır ve karekök içindeki sayı ile çarpım biçimde yazılır. A karekök b ifadesinde a'yı kökün içine alırken a'nın karesi alınır yani karekök içinde a kare çarpı b olarak yazılır. 5 kök 3 sayısının Kat sayısını kare kök içine alırken aşağıdaki işlemler yapılır. 5 kökün dışındaki katsayı, Bu 5'i kökün içine aldığımızda 5'in karesini alırız. 25, 25 ile 3'ü çarparız. Karekök 75, 5 köküçe eşit olarak bulunur. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Aşağıda verilen kare köklü ifadelerde katsayıları kök içine alınız. 2 kare kök 5'te 2'yi kökün içine aldığımızda 2'nin karesi, 4 olur. 4 çarpı 5'ten karekök 20 olarak bulunur. 5 karekök 3'te 5'i kökün içine aldığımızda 5'in karesi 25 olur. 25 çarpı 3'ten karekök 75 olarak bulunur. 7 karekök 10'da 7'yi karekökün içine aldığımızda 49 olur. 49 çarpı 10'dan karekök 400 90 olarak bulunur. Eksi 3 karekök 6'da dışarıya çıkan sayı eksi 3 olamaz. Çünkü kökün içindeki sayı dışarıya negatif değer alarak çıkamaz. 3'ü kökün içine alırız burada. Eksi dışarıda kalır. Eksi karekök içinde 9. 3'ün karesi 9 çünkü. 9 çarpı 6'dan eksi karekök 50 4 olarak yazılır x karekök 7'de x'i kökün içine aldığımızda x kare çarpı 7'den karekök 7 x kare olarak ifade edilir. 3 x kare karekök 7 ifadesinde 3'ü karekökün içine aldığımızda 9 olur. x kareyi karekökün içine aldığımızda x karenin karesi alınırsa kuvvetin kuvvetinden x üssü 4 olur. 9 çarpı x üssü 4 çarpı y olarak kökün içine alınarak yazılır. Bir diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Kareköklü ifadelerde sıralama yapmak için verilen sayıların hepsini kökün içinde yazarız. 3 kök 2, 6 ve 2 kök 3'ü sıralamak için 3'ü kökün içine yazdığımızda 3'ün karesi 9 olur. 9 çarpı 2'den karekök 18'dir. 6'yı kökün içine yazdığımızda 6'nın karesi 36, karekök 36 olur. 2'yi kökün içine yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, karekök 12 olur. Baktığımızda en küçük 12, sonra 18, sonra 36, Dolayısıyla 2 karekök 3 küçüktür. 3 karekök 2 küçüktür. 6 olarak sıralanmış olur. 13 8 karekök 3 9 karekök 2 sayılarını sıraladığımızda 13'ü karekökün içine yazdığımızda 13'ün karesi 169 karekök 169 olarak yazılır. 8'i karekökün içine yazdığımızda 64 çarpı 3'ten karekök 192 olarak yazılır. 9'u karekökün içine yazdığımızda 9'un karesi 81. 81 çarpı 2'den 162 olarak yazılır. En küçük 162 sonra 169 sonra 192 olduğu için 9 karekök 2 küçüktür. 13 küçüktür. 8 karekök 3 olarak sıralanır. Eksi 4 eksi 2 karekök 5 eksi karekök 19 sayılarını sıraladığımızda 4'ü karekökün içine alırsak 16 olur. Eksisi dışarıda kalır. Eksi karekök 16. 2'yi karekökün içine aldığımızda 2'nin karesi 4. 4 çarpı 5'ten 20. Eksi kökün dışında kalır. Eksi karekök 20 ve eksi karekök 19. Burada sıfıra en yakın olan en büyük olacağı için en küçük eksi karekök 20 yani eksi 2 kök 5 ondan büyük olan eksi kök 19 en büyük eksi kök 16 yani eksi 4 olarak bulunur. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere küçüktür, eşittir büyüktür sembollerinden uygun olanı yazınız. Kareköklü ifadelerde karşılaştırma yapmak için sayıları kökün içinde yazarız. Kökün içindeki sayı büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. Tabi negatif sayı ise sıfıra yakınlığına göre sıralarız. 8 karekök 2 ifadesinde 8'i karekökün içine yazdığımızda 64 çarpı 2'den karekök 128 olur. 6'yı karekökün içine yazdığımızda 36, 6'nın karesi 36 çarpı 3'ten karekök 108 olarak bulunur. 128, 108'den büyük olduğu için 8 kök 2 büyüktür. 6 kök 3 deriz. 4 kare kök 10'da. 4'ü kare kökün içine yazdığımızda 4'ün karesi 16. 16 çarpı 10'dan 160. 13'ü karekökün içine yazdığımızda 13'ün karesi 169, 160 169'dan küçük olduğu için 4 karekök 10 13'ten küçüktür deriz. Eksi 2 karekök 6, 2'yi karekökün içine yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4 çarpı alttan 24, eksi dışarıda kalır, eksi karekök 24. 3'ü Karekökün içine yazdığımızda 3'ün karesi 9, 9 çarpı 3'ten 27, eksi karekök 27 olur. Negatif sayı olduğu için eksi 24 daha büyüktür, eksi 27'den yani eksi 2 karekök 6 büyüktür, eksi 3 karekök 3 deriz, eksi 5 kök 8'de 5 kare karekökün içine aldığımızda 5'in karesi 25. 25 çarpı 8 eksi karekök 200 olur. Eksi 2 karekök 50 de 2'yi karekökün içine aldığımızda 2'nin karesi 4. 4 çarpı 50'den 200'dür. Eksi karekök 200 olur. Dolayısıyla buraya da eşittir gelir. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan x değerlerini bulunuz. Kareköklü ifadelerde bilinmeyenleri bulmak için kat sayıları sadeleştirip sayıların hepsini kökün içine alarak kökün içine eşitleyip bilinmeyenleri bulabiliriz. Dolayısıyla 4 karekök 6, 2 karekök x de 2'yi 2'ye böleriz 1, 4'ü 2'ye böleriz 2, 2 kök 6 olur. 2'yi karekökün içine aldığımızda 2'nin karesi 4, 4 çarpı alttan karekök 24 eşittir karekök x ise x eşittir 24 olarak buluruz. 10 karekök 18 eşittir 15 karekök x ifadesinde 10 da 15'te 5 ile bölünür. 5'e böldüğümüzde 3, 5'e böldüğümüzde 2'dir. 2'yi karekökün içine aldığımızda 2'nin karesi 4, 4 çarpı 18'den karekök 72 olarak bulunur. 3'ü karekökün içine aldığımızda 3'ün karesi 9, karekök içinde 9 x olarak bulunur. 72 9x'e eşitse 72'yi 9'a böldüğümüzde x'in değerini 8 olarak buluruz. 2 karekök 27'de 2'yi karekökün içine alırsak 4 olur. 27 çarpı 4'ten karekök 108 olur. 3'ü karekökün içine aldığımızda 3'ün karesi 9. Karekök 9x olarak bulunur. 108 9x'e eşitse 108'i 9'a böldüğümüzde x'i 12 olarak buluruz. 5 karekök 32 eşittir 4 karekök x ifadesinde 5'i karekökün içine aldığımızda 25 çarpı 32 olur. Eşittir 4'ü karekökün içine aldığımızda 16 çarpı x olur çünkü 4'ün karesi 16. 16'yı 16'ya böleriz 1. 32 16'ya böleriz. 2 25 ile de 2'yi çarptığımızda x eşittir 50 olarak bulunur. Eksi 6 kare kök 3 eşittir. Eksi x kare kök 12 ifadesinde eksiler gider artı olur. 6'yı karekökün içine aldığımızda 36 olur. 36 çarpı 3'ten karekök 108 olarak bulunur. X'i kare kökün içine aldığımızda x'in karesi x karedir. Yani 12 x kare olur. 108'i 12'ye böldüğümüzde x kare eşittir. 9 olarak bulunur. Buradan da x'in alacağı değer 3'tür. Sıradaki sorumuza devam edelim. Karekök 2'nin yaklaşık değeri 1 tam %41. Karekök 3'ün yaklaşık değeri 1 tam %73 ve karekök 5'in yaklaşık değeri 2 tam %23 olduğuna göre Aşağıdaki kareköklü ifadelerin yaklaşık değerlerini bulunuz. Kareköklü ifadelerin yaklaşık değerlerini bulmak için verilen sayıları a kök b şeklinde yazarız. a katsayı kök b ifadesi zaten kök 2, kök 3 ve kök 5'ten birisi olduğunda yerine yaklaşık değerlerini yazıp katsayı ile çarparız. Karekök 20, 4 çarpı 5'ten 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 karekök 5 olarak yazılır. karekök 5'in yaklaşık değeri 2 tam 123 olduğuna göre 2 çarpı 2 tam yüzde 23 olarak yazılır. Bu da 4 tam yüzde 46 olarak bulunur. karekök 48, 16 çarpı 3'ten 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 karekök 3 olarak yazılır. karekök 3'ün yaklaşık değeri 1 tam 173 olduğu için, 4 çarpı 1 tam yüzde 73 de 6 tam yüzde 92 eşittir. Karekök 200 100 çarpı 2'den 100 karekökün dışına 10 olarak çıkar. 10 karekök 2'dir. Karekök 2'nin yerine 1 tam yüzde 41 yaklaşık değeri yazılır. Yani 10 çarpı 1 tam yüzde 41 bu da 14 tam 10'da bir olarak bulunur. Sıradaki sorumuza devam edelim. Fırat Teknoloji Tasarım dersinde bir kartonu daire biçimde kesiyor. Daire biçimde kesilen bu kartonun alanı 54 santimetre karedir. Fırat bu kartona yarıçapı santimetre cinsinden tam sayı olan başka bir daire çiziyor. Buna göre Fırat'ın kartona çizdiği dairenin çapı en çok kaç santimetredir? Bize kartonun alanı yani dairenin alanı verilmişse pi r kare formülünden dairenin yarıçapını bulabiliriz. Pi'miz 3 olduğu için 3 r kare eşittir 54'tür. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde 3'ler birbirini götürür. r kare eşittir 54 bölü 3'ten 18'dir. r'yi bulmak için her iki tarafın kare alırız. Kare kökü götürür. r eşittir kök 18. 18 9 çarpı 2 olduğu için 9 kare kökün dışına 3 olarak çıkar. 3 kare kök 2 dairenin yarı çapı olarak bulunur. Dairenin yani kartonun yarı çapı 3 kök 2 santimetre ise çapı 3 kök 2 artı 3 kök 2'den 6 kare kök 2 santimetredir. 6'yı karekökün kökün içine aldığımızda 6'nın karesi 36'tır. 36 çarpı 2'den kare kök 72 santimetre dairemizin çapı olur. Bu dairenin içinde çizilebilecek en büyük çaplı yani en uzun çaplı dairenin çapı ise karekök 72, 64 ile 81 arasındadır. Yani 8 küsür bir değer alacak. En büyük tam sayı değeri de çizilecek dairenin çapının alabileceği en büyük tam sayı değeri de 8 olarak bulunur. Yani cevap B. Son sorumuza devam edelim. Kalınlıkları eşit ve boy uzunlukları santimetre cinsinden verilen 3 çubuk düz bir masanın üzerine en altta sarı, ortada yeşil ve en üstte mavi çubuk olacak şekilde üst üste ve soldan hizalı diziliyor. Şekle üstten bakan kişi çubukları renklerine göre aşağıdakilerden hangisindeki gibi görür. Çubuk uzunluklarını karşılaştırmak için verilen sayıları kök içine alarak yazalım. 6'yı kökün içine aldığımızda 6'nın karesi 36, 36 çarpı 2'den kare kök 72 olur. 5'i kökün içine alarak yazdığımızda 5'in karesi 25'tir. 25 çarpı 3'ten karekök 75 olur. 4'ü kökün içine aldığımızda 4'ün karesi 16. 16 çarpı 5'ten karekök 80 olur. En altta sarı çubuk var. Zaten en uzun sarı çubuk. Ortada yeşil. Yeşil kök 72 şuraya kadar olacak. En üste mavi çubuk, mavi kök 75 olduğu için yeşilin üstünü kapatacak. Yani yeşil görünmeyecek. Bu bölge mavi, sarı. En uzun olduğu için bu bölge sarı. Bu görünüm veren de şıklardan B şıkkındadır. Yani cevap B. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.